Hazır gençler, ben Lansper. Bugün sen gençler, yepyeni bir karşısın gençler. Bugün tekrardan Skylife'deyiz gençler ve yanımda kurucusu var. Kurucu hoş geldin diyeceğim ama mikrofonu kapalı, o yüzden boş ver. Şimdi kurucu var yanımda, kurucuya buradan selamlar söylüyorum. Bir de bir rehberimiz var, Buffy. Buffy, sen de hoş geldin kardeşim. Şimdi arkadaşlar size tekrardan Skylife tanıtıyorum. Skylife plugin paketi değiştirdi arkadaşlar ve güzeldi, muhteşem oldu. O yüzden size şimdi burayı tanıtacağım. Şimdi arkadaşlar sunucuya girdiğinizde burada doğuyorsunuz. Klasik spawn. Sağ tarafımızda bir yerde ödül görevlimiz var. Oradan günlük ödülümüzü alıyoruz. Ben almamıştım. Görmüş olduğunuz gibi günlük ödülümüzü aldık. Buradan ikinci günün, üçüncü günün 4, 5, 6, 7 toplamda bir haftalık ödülümüzü alabiliyorsunuz. Yedinci günden sonra sekizinci güne girildiğinde bu tekrar birinci güne geri dönüyor. Bu sayede hani her hafta ödüllerinizi alabiliyorsunuz. Mesela ben şu an bende 50 diamond falan var. Şöyle bunu birazdan göstereceğim. Şöyle gidelim. Şimdi spawn'ı gezmeden önce ben ufaktan bir kasaları açmak istiyorum ki item'ımız bir şeyimiz olsun arkadaşlar. Oyun sesini hemen bir ufak bir kısacağım. Bir de 5 yeter, tamam. Şimdi gelelim abi. Zıpla 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 zıpla. Mesela ne anahtarımız var? Skylife var. Skylife nerede? Burada. Hemen bir Skylife açalım arkadaşlar. Kardeşim ben YouTuber'ım. Sınırsız fly'm var zaten. Bana fly verme. Ya oğlum fly verme. Ali seni döverim. Bu Ali nerede? Buraya bak lan bana. Bana bak lan. Seni döverim. Oğlum bak. Bir saatlik fly'im oldu. Seni döverim çocuk. Zaten benim sınırsız fly'im var. Yeter ya. Ağlayacağım şu an. Sinir oldum bak. Afiyet yazıyor bir de ya. Altın kasa açalım arkadaşlar. Bundan da fly çıkarsa artık alt F4 atıyoruz. Heh, tecrübe puanı geldi sonunda. Bak bir daha fly gelirse alt F4 atıyorum bu arada. Şöyle. Bu da son. Daha kasa açmayacağım. 5 bile altın elime. Şimdi bu ucu mu? 450 oduncu tecrübe puanı diyor. Şimdi bu tecrübe puanları tam olarak ne işe yarıyor bilmiyorum. Bunu öğreniriz. Bu tecrübe puanları ne işe yarıyor kurucu? Mikrofon aç söyle. Kurucu. Merak ettiğim için soruyorum. Mikrofon aç mikrofon. Tam normalde sağ tıkla yaptım zaten. Oğlum sağ tık yaptım gittiler zaten. Nereye gitti bu tecrübeler onu merak ediyorum. Düzelmiş lan. Arkadaşlar kurucunun sınıcıdan haberi yok. Teşekkürler. Video burada bitiyor. Ha, slash meslek. Ha, job sistemine benzer sistem mi eklediniz? Bak bunu bilmiyordum. Şu blokların seslerini de kısacağım bir saniye. Blok. Tamam. Tamam. Klasik jobs meslek sistemine benzer. Meslek sistemi eklemişler arkadaşlar. 76 kişi bundaymış. Ben de hangisine geçeyim? Oduncu. Ben madenci alacağım arkadaşlar. Tamam. Yok gir madenciye. Ben de artık bir madenci oldum. Birazdan neden madenci olduğumu da göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi şu kasa anahtarlarını bırakıyorum. Bu bende şu an 3 tane demir, 3 tane oy kasası kaldı arkadaşlar. Bu 3 demir ve 3 oy kasasını arkadaşlar sizlerden gelen 6 arkadaşımıza dağıtacağım. Her gelene birer tane vereceğim arkadaşlar. Onlar da gelsin burada kasa açsın. Ben zaten oyunda olacağım. Oyunda oynuyorum burada bu arada. Hemen kurucudan da bir adet son VIP itemleri dızdık. Tamam. Şimdi buraya geldim. Burada arkadaşlar pas görevlisi var diyor. Epic pas ve standart pas varmış. Neymiş? Pas görevlerinin ilk 18 görevi dızdı yazıyor kurucuda. İlk 18 görevi ücretsiz olan kısmında standart pas olarak adlandırılmaktadır. Standart pas görevlerini tamamlamak için sahip olabilirsin diyor. Ha, klasik diğer oyunlardaki PES sistemlerini arkadaşlar oyuna getirmişler. Bu Epic PES ekstra parayla alınıyor değil mi? Oyun içi para mı yoksa? Oyun içi para mı yoksa oyun dışı mı? Site üzerinden alınıyor. Güzel. Bence bu sistemi sevdim. Çalabilirim sunucu açarsam haberiniz olsun. Şimdi mesleklere gelelim. Meslekleri zaten biliyoruz. Job sistemindeki meslekler gibi. Mesleği yaptıkça mantıken para alıyoruz galiba. Mesleği her kazanarak meslek seviyesini arttırıp dinar ekstra yetenekler kazanabilirsiniz. Kızma kurucu işte. Sakin. Şimdi burayı göstereceğim. Depocu var. Bu klasik depo sistemi arkadaşlar. Yükseltmeciydi arkadaşlar. Depo ve adanızdaki gereken şeyleri yükseltebiliyorsunuz. Mesela kum seviyesini. Şu anda mesela 25 adet kum konulabiliyormuş. Bunu 50'ye yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Bu bence çok güzel olmuş. Şimdi buraya geldik kaptana. Kaptana önce üretim diyarına gidiyoruz arkadaşlar. Tıklayalım. 2 saniye bekliyoruz. Ben bu bekleme yüzünden kurucu bir gün öldüreceğim. Şimdi geldik buraya.
Şöyle kılıcımı, baltamı, kazmamı bir elime alayım. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar metin sayısı 3 diyor. Burada metinler arkadaşlar sünger olarak çıkıyor ama kurucu şu an niye metin yok? Metin sistemi mi aktif değil yoksa bir süre sonra mı çıkıyor metinler? Normalde burada bir adet sünger olması lazım ve bizim onu kırmamız lazım. Arkadaşlar bugün soktu. Anladım. Ha bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bu paket şu anda bugün geldi. Yani sunucu bugün sıfırlandı diyebiliyorum. O yüzden şu anda gelip sunucuya katılıp kasılabilirsiniz. Gelen ilk 3 arkadaşımız bana Discord'dan yazarsa onları da adama alacağım. Onlarla birlikte kasılacağız. Şimdi buraya bug'a girmiş ama mesela burada bir adet var arkadaşlar. Ne diyor? 155 numara. Bunu kırıyoruz. Kırdım. Dönüştü. Bana ne geldi? Bana ne geldi? Bir şey gelmedi. Bana ne gelmesi lazım kurucu? Kurucu. Nadir gelir diyor. Ha, her kırılandan gelmiyor. Doğru muyum? Aynen. Her kırılandan gelmiyor. Zaten burada yaklaşık 200 adet metin taşı olduğu için arkadaşlar. 200 adet sünger var. Ve hepsinin tek vurumlu canı var. O yüzden her çıktığında kırabileceğiniz için nadir olarak bazısından düşüp bazısından düşmüyor. Bu arada ben de bu şeyleri sizlerle birlikte öğreniyorum ki arkadaşlar. Ben de bir şaşırayım. Hani ben de bir öğreneyim, bilgi alayım. Çünkü video öncesinde bilgi alıp size aktarırken ben biraz sıkılıyorum. Sizlerle birlikte öğrenmek daha mantıklı oluyor. Şimdi tekrar spawn'a dönüyoruz arkadaşlar. Dönüyoruz. Döndük. Spawn'a döndükten sonra buraya geliyoruz abi. Hop, burada tarım diyarına gidiyoruz. En sevdiğim diyarlardan biri oldu tarım. Çünkü benim çok işime yarayacak. Şimdi tarım diyarına geldik arkadaşlar. Benim top 1'de birinci olmam için sağ olsun kurucu bana ekstra kıyak geçti falan diyor. Şaka. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Bu tarım diyarına girebilmek için kurucu bir şey soracağım. Şimdi bu tarım diyarına geldim ya. Tarım diyarına ilk buraya gelebilmek için bir rütbe atlaması gerekiyor mu yoksa direkt oyuncu rankındayken buraya gelebiliyor mu? Kurucu. Neydi olması lazım? M Sky Plus. Anladım yani rütbeler buraya gelebiliyor. Normal oyuncular buraya gelemiyor. Okey. VIP'ler. Tamam. Rütbe yükseldikçe gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve VIP'ler gelebiliyor zaten klasik olarak. Bir de YouTuber'lar. Şimdi geldik arkadaşlar. Bunları burada kırdık. Bunları birileri ekmiyor. Yani ekstra siz ekmiyorsunuz. Buraları kırıyorsunuz abi. Kırdıkça da arkadaşlar sağda görmüş olduğunuz gibi dinarınız artıyor. Şimdi burası arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buğday. Buğdaydan ilerliyoruz. Buraya zıplıyoruz. Normal hani sen ne diyor burada arkadaşlar? Skylife ve üstü diyor. Ben tabii onlardan olmadığım için bu anlayışın aman gerekiyor falan diyor. Hop buraya geldim uçarak. Burada da arkadaşlar havuç var görmüş olduğunuz gibi. Patates mi havuç mu? Patates bu. Burada da patates var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Burada da havuç var görmüş olduğunuz gibi. Havuç, patates. Buradan ilerliyorum. Burada karpuzlar var görmüş olduğunuz gibi. Şöyle. Bak burada da karpuz var. Burada da bal kabağı, karpuz. Bunları kırıyorsunuz, kırdıkça da para alıyorsunuz. Benim en sevdiğim kısma gelelim. Buraya ise Skylife Plus ve üzeriymiş. Buraya geliyoruz. Burası da maden arkadaşlar. Oh, bug'da kaldım. Kurucu kurtar beni. Kurucu beni kurtar. Bug'da kaldım. Tamam. O kapıdan geçemedim çünkü VIP olmadığım için arkadaşlar. Oradan beni geçirtmedi sağ olsun. Ama normalde buraya girebiliyorum. Buraya geldiğimizde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu üzerinde maden olan blokları kırıp orada zaten düzelecekmiş. Şöyle maden olan blokları kırıp hem dinar kazanabiliyorum hem de XP kasıyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Sağ tarafa bakarsanız her kırdığımda bana ekstra dinar geliyor hem de XP kasıyorum. Peki bu demirler bana gelmiyor değil mi? Aynen. Demirler bana gelmiyor görmüş olduğunuz gibi. Bu bana dinar ve XP olarak geliyor. Ve bunlar orantılı diyebiliyorum. Yani altın belirli yerde, zümrüt belirli yerde, elmas belirli bir yerde çıkıyor. Yani random olarak değil. Onların bölgeleri var. Misal veriyorum ben bunları kırdım. Görmüş olduğunuz gibi. Hop. Bakın zümrüt elmas burada mesela. Kırdıkça arkadaşlar mesela şu an 1,5K param oldu. Bunları bu arada normal slash marketteki satış fiyatına mı satıyor yoksa daha pahalı veya daha ucuza mı? Yoksa direkt Selhan'daki fiyatına mı satıyor kurucu? Burası başka bir yere gidiyor. Ha daha pahalıya satıyormuş. Güzel. Yani siz sunucuda artık yani mantıken VIP aldığınızda daha karlı duruma geçiyorsunuz. Zaten şu an direkt İstop'un ilk 3'ü VIP kalanı normal oyuncular.
VIP'ler daha hızlı kasılabiliyor sunucuda. Ama normal oyuncularda tabii ki de hızlı kasılabiliyor. Yani emek meselesi. Şöyle geldim. Kırıyorum, kırıyorum. Kırdım, kırdım. Şimdi burada yeterince vakit harcadık abi. Görmüş olduğunuz gibi şu anda 2.18K para kastık arkadaşlar. Warp diyorum. Ve warplardan market veya kasalar diyor. 2 adet warp var zaten. Marketi gösteriyorum size. Görüyorsunuz ki burada alış satış fiyatları veya hepsini sat olarak ayarlanabiliyor burada. Evet arkadaşlar, buradan madenciye geldiğimizde de madenleri görmüş olduğunuz gibi satabiliyorsunuz. Mesela bende 64 tane toprak var. Toprak saymıyor. 40 taş var mesela. Ortaya basarak görmüş olduğunuz gibi 40 taşın hepsini 1.52 dinara sattım görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Buradan da siz kendi itemlerinizi satabiliyorsunuz kısaca. Avcı var. Diğer değil mi bu? Hani diğer kısmı var. Bu tarz kısımlardan satabiliyorsunuz. Ve buradan gelip buradan da dinar kasabiliyorsunuz. Kastığınız dinarlarla da slash ahtan satan ihaledeki item koyan kişilerden itemleri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu an ihaleye bir şey koyan var mı? Yok. Şu an ihalede bir item bir şey yok mesela. Hop, buradan kasmaya devam edelim. Şimdi spawn'a dönüyorum arkadaşlar. Spawn'a geldim. Geldiğimde arkadaşlar şöyle spawn'ın sol tarafında burada dönüştürüm görevlisi var. Şimdi biraz önce metin taşı sistemini görmüştük. Metin taşı sistemindeki bir şey bu arkadaşlar. Orada her metin taşını kırdığınızda Orada her metin taşını kırdığınızda arkadaşlar size belirli itemler veriyor. Bazında hiç vermiyor, bazında veriyor. Verdiği itemları da buradan çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çevirebiliyorsunuz dedim, hani üretime başladığımızda bizi üretim masasına atıyor. Burada misal veriyor ki dönüşüm parçası 1 diyor. Neredeyse tüm üretimlere ihtiyacı olan dönüşüm eşyalarından biridir diyor. Yani orada metin taşını kırdığınızda size bunları veriyor. Tamam mı? Yani bundan veriyor, bundan veriyor, bundan. Rastgele bunlardan birilerini veriyor. Ve bunlarla da arkadaşlar gelip üretim yazarak veya bu üretim masasından mesela geldim. Ben bir adet 3 günlük CV Plus kağıdı almak istiyorum. Buna sol tıkladığımda bana 64 adet V parçası, 64 adet I parçası, 64 adet P parçası, 64 adet dönüşüm parçası istiyor. Ben bunları kastıktan sonra arkadaşlar gelip buna tıkla ve al dediğimde bana 3 günlük CV Plus kağıdı veriyor. Ve 3 gün CV Plus olabiliyorum. Yani bu şu oluyor arkadaşlar. Siz sunucuda kasılarak aslında VIP olabiliyorsunuz. Yani biraz önce dedim ya VIP'ler daha hızlı kasılabiliyor diye. Yani bu da şunu demek oluyor. İlla oyuna VIP olmak için para yatırmana gerek yok. Kendin kasılarak VIP olup daha hızlı kasılabilirsin anlamına geliyor. Ve bence de bu iyi bir sistem olarak ayarlanmış. Ben bunu beğendim. Onun dışında her sunucuda olan slash vote sistemi var. Vote sisteminden vote vererek görmüş olduğunuz gibi biraz önce bir arkadaşımız verdi. Vote kasa anahtarı ve uçuş izni veriliyor. Yaklaşık 10 dakikalık bir fly veriyor size. 10 ile 15 dakika arasında bir uçma zamanı veriyor fly olarak. Ve burada arkadaşlar çoğu sunucuda şu an yok. Neden eklemiyorlar bilmiyorum. Ama redstone'suz piston sistemi var arkadaşlar. Bir önceki videomuzda da vardı zaten sunucuda. Yani sunucunun klasik sistemlerinden biri oldu artık. Redstone kullanmadan pistonlar otomatik çalışıyor arkadaşlar. Yani burada karpuzu buraya koyduğunuzda şeyini, buraya da üzerine piston koyarsanız karpuz geldiğinde otomatik karpuzu kırıyor ve kırmaya da devam ediyor. Bu zaten belki bilmeyenler için klasik cobblestone generator arkadaşlar. Ve buradan da yardımcı var. Yardımcıdan da istatistiklerinizi öğrenebiliyorsunuz. Mesela benim 2.28K dinarım. Bir adet maden, mesleğim madenciymiş, bile vermişim. Sunucuya ocağın 26'sında giriş yapmışım. Toplam oynama sürem 2 saate yakın. 1.41 dakika. 1 saat 41 dakika mesela. Bilgilendirme diyor burada da. Depom, işte özel itemlerim, market, işte meslekler falan yer alıyor burada da arkadaşlar. Burası klasik spawn işte. Başka spawn'ı göstermediği bir şey yoktur diye umuyorum. Hadi adamıza gidelim. Adama geldim arkadaşlar. Adaya geldikten sonra burada görmüşsünüz ki ben klasik cobblestone generator'ımı yaptım arkadaşlar. Her sunucuda da ilk baş yaptığım gibi burada cobblestone'larımı kırıyorum. Şimdi envanterimizde Skyblock menüsü diye bir şey var. Yani slash menü yazdığınızda da aynı menü açılıyor ama bunu direkt sizin elinize vermişler. Gel demiş, kardeşim al eline, daha da bırakma demiş. Çünkü bırakamıyorsunuz. Yani sunucuya girdiğinizde bu sizin en sağdaki elinizde menü olarak kalıyor. Bunu ne atabiliyorsunuz, ne satabiliyorsunuz. Buna tıkladığınızda size otomatik menüyü açıyor. Menüden adana ışınlanabiliyorsun. Köy meydanı yani spawn'a ışınlanabiliyorsun. Çalışma masasını açabiliyorsun. En sandığını açabiliyorsun. Ayarlarını yapabiliyorsun. İşte otomatik toplama, işte otomatik blok, otomatik eritme gibi şeylerle uğraşabiliyorsun burada. Ben bunu aktif ettim. Otomatik eritme de cobblestone generator'dan bilmiyorum
tahmin ettiğim şeydir umarım. Cobblestone Generator'da demir geldiğinde kırdığında otomatik eritiyor diye tahmin ettim onu şu an. Bilmiyorum. Market var, depo var, Ada Bankası var. Ada Bankası'na da para yatırıp paranı Ada Bankan'da saklayabiliyorsun. Onun dışında çiftçi sistemi var. Kurucu bana bir para verirsen çiftçi alacağım bir tane. Pas görevleri var. Pas görevlerini zaten göstermiştim arkadaşlar. Burada görev yaptıkça görev açılıyor. Son göreve kadar yapabiliyorsun. Yok, ilk 18 görevi yapabiliyorsun galiba arkadaşlar. Ondan sonrası ücretli zaten. Sağ kral demiş. Şöyle as diyelim. Onun dışında pası da siteden satın alabiliyorsunuz zaten arkadaşlar. İhale sistemi var. Slash ah sistemi, ondan bahsetmiştim zaten. Onun dışında da çiftçi var. Bir adet çiftçi aldım. Çiftçimi buraya koydum. Çiftçi arkadaşlar benim adamdaki itemları otomatikman toplayan bir sistem. Nasıl? Mesela benim adamda arkadaşlar ne var? Neyden örnek verebilirim? Mesela karpuzdan. Neyden örnek vereyim ya? Karpuz dışında. Mesela kaktüsten örnek vereyim. Kaktüsü toplar diye düşünüyorum. Mesela ben buraya bir adet kaktüs koydum. Ve bu kaktüsü kırdığımda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kaktüs şu anda yok. Ne benim envanterime geldi ne bir yere. Kaktüs buraya geldi arkadaşlar. Kaktüs buraya geldi. Yani mantıken bir kaktüs farmı yaptığında ve kaktüs kırıldığında kaktüsü otomatik bir şekilde topluyor. Yani kaktüsün dışında bu karpuz da topluyor, kemik de topluyor, işte ok da topluyor, deri de topluyor. Görmüş olduğunuz gibi balık da topluyor, sugar yani şeker kamışı da topluyor. Her şeyi topluyor arkadaşlar. Bu çiftçi sizin çok işinize yarıyor. Yani size tavsiyem paranızı oyun içinde biriktirip önce çiftçi alıp ondan sonra farm yapmanız. Ya da önce farmları yapıp ondan sonra çiftçi almayı sakın unutmayın. Onun dışında slash is yazdığımda arkadaşlar burada adı sıralaması var. Adı sıralamasına bakalım. Şu an nedense bende kafalar yüklenmedi. Normalde yükleniyor ama benim şu an kullandığım tekstür pack'ten dolayıdır o. Mesela şu an ada birincisinin 843 leveli varmış. Sunucu emek bu arada. 843 leveli varmış ve kısa bir şekilde hani kendisi bir günde 843 level yapmış. Sen de buraya gelip hızlı katılırsan ona yetişebilirsin. Ada blok seviyeleri diyor. Neymiş burada? 23 adeti 2.3 level veriyormuş. 64 tane toprak 256 level veriyormuş. İşte 6 adet kum 45 puan veriyormuş. Üzülüyorum, seviye yanlış söyledim. 23 adet grass yani çimen 0.2 veriyormuş. 64 adet toprak, normal toprak 2.56 veriyormuş. Ben puanını ada seviyesi olarak okudum. Sonradan seviyeyi gördüm. Ha, buradan kaç seviye verdiğini de görebiliyorsunuz. Şu an bunlar benim adamda olanlar bu arada. Onun dışında bir şeyin mesela levelini öğrenmek istiyorsunuz. Elinize alıyorsunuz. Slash seviye yazdığınızda seviyesini görebiliyorsunuz. Mesela bir daha yoktu. 0.75 veriyormuş. Ben bunu buraya koydum. İst level dediğimde görmüş olduğu gibi ada seviyem 60 oldu. 60 oldu diyorum. 0.6 oldu. 0.75'i bundan geldi zaten. Onun dışında is diyelim. Burada ada sandıkları var. Ada sandıkları da nasıl bir şey bunu bilmiyorum. Bunu muhtemelen açıyorsunuz veya geliştiriyorsunuzdur. Bu sistemi hatırlamıyorum şu anda. Ada yükseltmeleri var. Mesela tarımda adanızı yükselteceksiniz. Misal veriyorum. Büyüme hızı 1x. Ben adamdaki mesela kaktüsün büyüme hızını yükseltebiliyorum bu sayede. Buradan mesela 250 bin dinar verip büyüme hızını yükseltebiliyorsunuz. Warp sayınızı yükseltebiliyorsunuz. Üye sayısı olsun. Eşya drop, jeneratör. Mesela jeneratör buymuş. Bir önceki sistemi doğru tahmin etmişiz. Buradan jeneratörünüzü fullleyebiliyorsunuz. Misal veriyorum. Buradan gelip tarım hızınızı da yükseltebiliyorsunuz. Mesela neyden örnek verebilirim? Mesela bunu da yükseltebiliyorsunuz. Sonra şöyle ben de yükseltiyorum. Misal vereyim. Ne başka? Ne var başka? Pistonu. Onu bunu da yükseltebiliyorsun. Kuni sistemini de yükseltebiliyorsun. Feneri de yükseltebiliyorsun. Ruh kumunu da. Tutak o bu. Üye sayısı da, bunu da, hepsini görmüş olduğunuz gibi teker teker yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben de yükseltmiş oldum. Misal verdim, yükselttim ya, kırıyorum mesela. Bak görmüş olduğunuz gibi kömür geldi. Misal verdim ne geldi? Gene taş geldi. Taş geldi. Misal nether brick geldi. Ay nether tuğlası, nether taşı geldi mesela. Işık taşı geldi. Görmüş olduğunuz gibi kısadan gelenlerin sayısı arttı. Ve otomatik envanterinize geliyor bu arada. Bazı MX kabloklarda yere düşer ama burada envantere gelmesi şahsen hoşuma gitti. Onun dışında bakalım başka ne var? Ada yetkileri var. Buradan adadaki yetkileri kapatıp açabiliyorsunuz. Mesela spamlara dokun dokunma gibi. Çoğu şeyi açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra ada ziyaretleri var. Burada benzersiz izleyiciler falan diyor. Buradan da ziyaretçileri buradan görüntüleyebilirsin. Adanıza gelenleri gösteriyor. Ada üyeleri var. Ben adada şu an tekim. Ada görevleri var.
ada görevlerine bakmak için tıkla diyor. Bu adanızın, kendi adanızın kişisel görevleri. Buradan yapıp hediyelerinizi, ödüllerinizi alabiliyorsunuz. Ada ayarı var. Ada ayarı klasik, işte aktif, deaktif. Sürekli gündüzü açabiliyorsun mesela, hiç gece olmuyor. Sürekli öğle, sürekli akşam, işte sürekli yağmurlu. Mesela sürekli yağmurluyu açayım, yağmur yağmaya başlar. Kapatıyorum. Canavar doğmasını, doğmamasını ayarlayabiliyorsunuz. Mesela Twitter benim odamda aktif olsun, misal veriyorum, ya da kapalı olsun deyip ayarlayabiliyorsunuz. Ada biyomları var en sonunda. Mesela benim adam kar biyomlu olsun diyorum. Adam benim kar biyomu oluyor. Ona göre ayarlanıyor ada biyomu. Ben onu düzelteyim bu arada. Ova biyomu olsun diyorum. Ova biyomu oluyor. Bunun dışında unuttuğum bir şey olmadığını düşünüyorum. Kurucumuza da son bir kez soralım. Kurucu Bey, Kurucu Bey, unuttuğum bir şey var mı? Acaba şu an çok hızlı konuştum ama tahminimce unuttuğumuz bir şey olmadığını düşünüyorum. Aynen, unuttuğumuz bir şey var. Slash VIP. VIP fiyatlarına baktık abi. Şimdi geldik Zuna'nın Zord. Oyuncuların ise abi fiyatlar ne kadar dediği kısma. Sen normal VIP 15 Türk lirası bence uygun. VIP Plus 30. Mavip mi bu? Okuyamıyorum çok büyük ekranda. 60. 60'tan sonra 100. 100 ve son VIP'de... Abi son VIP'nin fiyatını okuyamıyorum. Ekran o kadar büyük geldi. 120. Yani bana göre ortalamalı bir artış var. Yani çok pahalı da değil, çok ucuz da değil. Ortalama. Yani şu an piyasadaki ortalama ücretlerden bence 15 liraya bir VIP bence uygundur bana kalırsa şu anki sistemlere göre. Onun dışında arkadaşlar sunucunun internet sitesine zaten bakabilirsiniz. 2x veyahut %50 indirim arada bir geliyor gidiyor falan. Onlara da dikkat edersiniz. Ona göre o zaman da kollayabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sunucuya girip oynamayı unutmayın. Ben zaten oynayacağım sunucuda. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Sunucunun sitesi, IP adresi ve Discord adresi açıklama kısmında bulunuyor. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bye bye.